Almanya'daki Ramstein üstünde düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına katılan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna ordusunun Rusya ile savaşında kullanmak üzere Abrams tanklarının birkaç gün içinde teslim edileceğini açıkladı. Austin ayrıca Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi için de destek vereceklerini belirtti. Bu arada başka bir gelişme var. Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle toplantıya katılamayan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise ülkesinin Ukrayna'ya yardımını 400 milyon euro oranında arttıracağını duyurdu. Cem Dalaman Berlin'de, son detayları ondan alacağız. Cem. Evet, bu Ramstein üstünde düzenlenen 15. toplantı savaş başladığından bu yana neredeyse 2 ayda 3 ayda bir araya geliyor NATO savunma bakanları ve diğer üst düzey yetkililer Serdar. Bu kez toplantı tabii Rusya-Ukrayna arasındaki savaş kış aylarına girmek üzere çok kritik bir dönemde gerçekleşiyor. O yüzden Savunma Bakanı Austin'in sözleri ya da söyleyecekleri çok merakla bekleniyordu ve kuşkusuz günün haberi, senin de belirttiğin gibi Savunma Bakanı'nın Abrams tanklarının toplam 31 adet Abrams tankının kısa sürede yakında Ukrayna'ya teslim edileceğini açıklaması oldu. Austin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı çok başarılı bir mücadele verdiğini ve zaman faktörünün Rusya lideri Putin'in aleyhine işlediğini söyledi ve bu tanklarla bu mücadelenin yeni bir ivme kazanacağını da belirtti. Fakat yakında tanımlaması gün boyunca açıklık kazanmadı. Günün akışı içinde Amerikalı üst düzey bir diplomat yakındanın birkaç gün içinde anlamına geldiğini ve tüm tankların 31 tankın ki bu tanklar şu anda Almanya'da bulunuyor, Polonya üzerinden Ukrayna'ya teslim edilmesinin toplamda bir ayı bulacağını somutlaştırdı. Hatırlanacağı gibi Amerika Başkanı Biden Ocak ayında Abrams tanklarının Ukrayna'ya verileceğini ilk kez açıklamıştı ama o zaman da tank teslimatının uzun bir süre alabileceğini söylemişti. Toplantının sonunda bir basın toplantısı gerçekleşti. Basın toplantısında da söz aldı Austin, Savunma Bakanı Austin ve ülkesinin şimdiye kadar 46 milyar euro askeri yardımda bulunduğunu Ukrayna'ya belirtti ve NATO ülkelerinin, batılı müttefiklerin yardımıyla birlikte toplam 76 milyarlık bir yardım olduğunu söyledi ama bunun yetersiz kaldığını açıkladı ve özellikle batılı partnerlere seslenerek ki parantez içinde Almanya'ya yönelik bir eleştiri olarak algılandı bu. Bundan sonraki süreçte kısa vadeli olarak hava savunma sistemi konusunda Ukrayna'ya ivedilikle yardım edilmesi gerektiğini belirtti Austin. Austin'in basın toplantısında söylediklerini şimdi birlikte dinleyelim. Air defense is saving lives. Hava savunması hayat kurtarıyor. Ben de bu gruba Ukrayna'nın hava savunmasına desteklerini arttırmaları çağrısı yapıyorum. Ukrayna'ya bu konudaki ihtiyaçlarını tedarik konusunda gayreti arttırmalıyız. M1 tanklarının da yakın zamanda Ukrayna'ya ulaşacağını açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Ukrayna'ya taahhüdümüz Avrupa'da uzun dönemli güvenlikle ve daha fazlasıyla ilgili. Bu temas grubu Ukrayna halkı için çok fazlasını yaptı. Birlik olmaya devam edeceğiz. Ukrayna'nın savunması için kararlı olacağız. Serdar, başta da söyledin Almanya Ukrayna'ya yardımını 400 milyon euro oranında artıracağını duyurdu toplantı kapsamında. Ancak bunu Almanya Savunma Bakanı Pistorius kendisi yapamadı. Basın üzerinden yapmak zorunda kaldı. Çünkü korona testi, Covid-19 testi pozitif çıktığı için toplantıya katılamadı. Almanya şimdiye kadar 3 milyar euro civarında bir yardım yapmıştı. Yani bu rakamda 3,4 milyara çıkmış olacak Almanya'nın yardımı. Bir son söz bu arada Pistorius, korona, evet Covid-19 ama Alman hükümetinde şu anda bakanlardan 3'ünde Covid-19 pozitif çıkmış durumda. İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Maliye Bakanı Christian Lindner de Covid-19 nedeniyle Pistorius gibi karantinada Serdar.